take care of yourself. You're worth it. You can have this feeling. Sevgili arkadaşlar, bugün bayıldığımız şahane bisküvi pastamızı yapacağız. Bizim evde eksik olmuyor diyebilirim neredeyse. Hatta bazen acaba bir ara mı versek diyorum. Malzemelerimden öncelikle yaklaşık 100 gram tereyağımı tencereme atıyorum. Önce bunu bir eriteceğim. Tek tek ondan sonra malzemelerimi içine katacağım. Tereyağı erirken ben size bisküvi pastanın benim için hikayesini bir anlatmak istiyorum. Birazcık altını kısayım. Kavrulmasın yağımız. Şimdi benim eşim ilk tanıştığımızda şeyde oturuyordu. Beşiktaş'ta oturuyordu. Ondan sonra ve İzmirliyiz biz. İşte annesi geliyor. Gülseren anne geliyor. Ona işte arada kalmaya falan. Ve ne zaman gelse bisküvi pasta yapıyor ona. Ve böyle bir iki tane değil yani. Bayağı dip frize. İşte 3-4 tane. Çünkü çok seviyor benim eşim bisküvi pastayı. Yapıp gidiyor. Benim de oradan böyle hep aklımda kalmıştı yani. Hani Oğuzhan çok seviyor bisküvi pastayı. Aman ona yapmayı ihmal etmeyeyim falan diye. Ondan sonra bu benim beynime kazınmış ya. Şimdi artık o zamanlar sabah kahvaltısında bile yiyordu. Şimdi o öyle bir kafama kazınmış ki Oğuzhan çok seviyor diye. Hani buzdolabında olmadığı zaman açıkçası eksikliğini hissediyorum. O yüzden de sürekli yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Epey bir tarif denedim arkadaşlar bisküvi pasta için. Yani bu hani böyle çok kolay gibi görünüyor ama iyi tutması da zor hakikaten. Ya da aradığımız damak tadını bulmak zor. Bu benim çok hoşuma giden bir tarif oldu. Bir sürü tarifi yaptım. En sonunda kendi tarifimi geliştirdim. Şimdi yağımız eridi. İçerisine şekerimizi koyuyorum. Yaklaşık 4 yemek kaşığı şekerimiz var arkadaşlar. Şöyle bir biraz eriteceğim. Hem de yağımı biraz ferahlatacağım. Üzerine yaklaşık yarım litre sütümü katacağım. Önce tabii kakaomu, ondan sonra sütümü. Kakaomu da biraz bunlarla karıştıracağım, harmanlayacağım uçuşmasın diye. 50 gram kakaom var arkadaşlar. Yani siz daha az kakao da koyabilirsiniz. Ben bol kakaolu, yani biz bitter çikolata falan da çok sevdiğimiz için bol kakaolu seviyoruz. Onun için bol kakao koyuyorum. Şeker miktarı da illa 4 kaşık kullanacağım diye böyle takılmayın. Ya siz daha az şekerli seversiniz, daha çok şekerli seversiniz. Pekmez koyabilirsiniz, ya ben şeker yemiyorum dersiniz. Pekmez koyarsınız. Öyle de yapabilirsiniz. Kakaomu da biraz böyle bir harmanladıktan sonra üzerine... Ne güzel koktu kakao. Pasta pasta koktu. Ne seviyorum. Yani bir şey kakaoyla yapılıyorsa ne olsa yerim yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi sütümü de ekliyorum üzerine. Ve hepsini güzelce harmanlayacağım. Şimdi ocağımın altını biraz açıyorum artık. Hani bu böyle har 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 kaynamayacak. Şeker eriyecek. Kakao böyle tadını süte bırakacak. Süt hafif ılınacak. Yağımız böyle bütün o güzel lezzetini, tereyağımız malzemelere böyle yapıştıracak. Ondan sonra bisküvilerimizi içerisine kıracağız. Yani o yüzden hani hikaye o ki, bisküvi pastanın benim hayatımdaki yeri çok önemli. Gerçekten. İyi ki dedim Oğuzhan böyle basit bir pasta seviyor. Yani böyle ne bileyim krokanlı bilmem neli bir şey pastası sevse ne yapacaktım bilmiyorum açıkçası. Onu da öğrenirdik. Yapardım hiçbir. Evet, iyice bunları böyle harmanlayacağım, eriteceğim. Özellikle silikon kaşık tercih ettim. Kakaona çok yapışmıyor.
şekilde bisküviyle karıştırırken silikon kaşık çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Çünkü hiç tencere değiştirmeyeceğim. Ben çok pratiğim o konuda. Hemen bunun içerisine doğrayacağım bisküvileri. Evet, pürüzsüz bir karışım haline geldi. Artık altını kapatıyorum arkadaşlar. Bunu soğumaya bırakacağım. Birazcık ılındıktan sonra içerisine bisküvilerimizi doğrayacağım. Ha, neden sıcakken yapmıyorum? Sıcak bir şeye, çaya veya süte bisküvi banarsanız da böyle bisküviler pert gibi olur ya. Onun için birazcık daha ılımasını bekleyeceğim. Aksi halde böyle şey, hamur gibi oluyor. Böyle nasıl diyeyim size, yapış yapış oluyor. Hani o bisküvili pasta görünümü, aralardaki o görünen bisküviler olmuyor. Onun için birazcık ılınmasını bekleyeceğim. Ondan sonra bisküvilerimi içerisine kıracağım. Bazı tariflerde yumurta da katıyorlar arkadaşlar. Bu aşamadan sonra, yani bu karışım soğuduktan sonra yumurta katanlar da var. Ben çok yumurta seven bir insan olmadığım için bana kokuyormuş gibi geliyor. Onun için koymuyorum ama arzu ederseniz bir yumurta kırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kıvam da böyle. Isıtmanın öyle bir faydası oluyor. Yani şöyle bir hafif kıvam kazanıyor. Böyle cımbır cımbır, cılbır cılbır su olmuyor. Biraz böyle kıvamlı bir karışım oluyor. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Biraz pişmesi hakikaten o anlamda lezzetini çok arttırıyor. Ben çiğden de denedim dediğim gibi. Yani böylesi hakikaten nefis oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi paketi buraya açacağım hazır olsun diye. Normalde ben böyle bir kaba koymuyorum. Şimdi hani size hışır hışır paket sesi olmasın diye açıp böyle bir koyacağım. Yoksa yani öyle 50 tane kap kirletmeye falan hiç açıkçası gerek yok. Ama ben böyle birazcık da hani çekim yapıyorum ya. Böyle hoşluk olsun, güzellik olsun diye yaptım. Evet. Şimdi artık benim bu sosum bayağı güzel soğudu. Üstü de kaymak yapmadan. Şöyle. Üstünü de artık fazla kaymak yapmadan. İçerisine bisküvilerimi tıkır tıkır kırmaya başlıyorum arkadaşlar. Bisküvileri çok çok ufak yapmayacağım. Bakın şöyle. Şimdi ikiye böldüm ya. Şöyle parmaklarımla ufalayarak. Bu kadar. Bu olay bu yani. Arada azıcık büyükler de kalsın. Yani öyle çok fazla şey yapmaya gerek yok. Mühim olan lezzetinin güzel olması. Ve içine sevgimizin katılması tabii ki. Ben yemek yapmayı gerçekten çok seviyorum. Ve onun için de büyük bir keyifle ve iştahla yapıyorum. Hiçbir yaptığımdan da mutsuz değilim. Bugüne kadar kötü olmuş diye kimse bir şey söylemedi. Sadece size bir tarif gelecek. Ya geldi. Çiğ köfte tarifim. Onu yaptığımızda bir böyle bir, zaten videoda da söyledim, bir boşluğa düştük. Allah'ım yapamadık mı? Hayatımızda ilk defa bir şey yapamadık galiba diye. Sonra meğersem işin aslı olmakmış, yoğurmakmış. Çok da güzel oldu. Dediğimiz gibi arkadaşlarımızla dedik ama ailemizle paylaştık biz onu. Hepsi bayıldılar. Evet, devam ediyorum. Şöyle bir karıştırayım istedim. Alttakiler çok emip ezilmesin diye. Kırmaya devam. Ay, bu petibör bisküvi de benim çocukluğumu anımsatıyor. Eskiden bunlar böyle pakette falan değildi. Belki benle yakın yaşta olanlar hatırlarlar. Karşıya kutulardaydı böyle. Teneke kutularda kiloyla satın alırdık. Ama babam elinde böyle bir paket kese kağıdı hatta. Kese kağıdı bisküviyle geldiği zaman o gece dünyalar bizim olurdu yani. Ne kadar sevinirdik. Şimdi her şey her an her yerde var. Kremalı bisküviler vardı falan. İşte yaş almak hem güzel hem de zor. Bir yandan insan büyümek istemiyor. Bir yandan da tecrübe sahibi olmak istiyor. Allah'tan ben emekliliği erken tadanlardanım. Çok şanslıyım o anlamda. İyi ki ailem beni erkenden sigortalamış. İyi ki güzel güzel çalışmışım.
uzun yıllar, neredeyse 28-29 yıl çalıştım. İyi ki de böyle olmuş arkadaşlar. Bugün bunları yapma imkanım var. Çok şükür diyorum, çok mutluyum o nedenle. Çok şükür. Yaşasın erken emeklilik. Herkese inşallah bir an önce başına gelsin diye dua ediyorum. Hepiniz bir an önce erken emekli olun. Evet. Şimdi bu hafif şeyi de kendisi emecek gene sütü. Ben şimdi artık karışımımı hazırladım. Daha fazla ezmek istemiyorum. Şu bisküviler biraz diri diri kalsın. Onları şimdi kabıma alacağım. Arkadaşlar benim şöyle bir kek kalıbım var. Bunun içerisine yapabilirsiniz. Bugün böyle yapacağım. Yağlı kağıdın içerisine koyup rulo da yapabilirsiniz. Ama ben bugün böyle yapayım dedim. Şimdi bunu bunun içerisine size de göstererek şöyle alayım. Eğer buna fazla gelirse bir de yağlı kağıt kısmını gösteririm size. Alır diye tahmin ediyorum ama bu sefer açıkçası biraz bol yaptım. Yani çünkü yapıyorum bitiyor, yapıyorum bitiyor. Bu sefer biraz fazlaca yapayım da dedim bari. Hiç almazsa 2 gün rahat edeyim, 3 gün rahat edeyim. Evet. Önce bir şu tarafı doldurayım, sonra elimde ters şey çevireceğim. Öbür tarafa çevireceğim. Bu tarafı da dolduracağım. Vallahi o kadar güzel kokuyor ki, mis gibi. Yani özellikle hani çocuklar okuldan geldiğinde falan ya da günlerde mesela içerisine çilek koyarak falan ya da kivi koyarak küçük küçük doğrayarak karıştırma aşamasında katıp günlerinizde falan çok değişik bir pasta olarak da sergileyebilirsiniz veya ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bisküvili pasta deyip geçmeyin. Hakikaten bunu da tutturmak kolay değil. Şöyle hafif sosunu gene üstüne şöyle koyuyorum. Zerresiz yağ mı olmasın diye. Aman çok kıymetli. Onun için bu silikon kaşığı işte alayım dedim. Evet vallahi neredeyse yaladık yuttuk bütün tencerenin dibine. Evet. Şimdi bunu böyle hazırladım. İçine streç film koymuştum. Rahat alabilmek için. Şimdi bunu böyle kapatacağım. Yetmezse bir parça daha streç film üstüne koyarım. Böyle paket yaptım arkadaşlar. Şöyle önünde de düzeltebilirim. Bunu artık parmağıma gelmiş. Çok güzel olmuş. Bunu artık arkadaşlar fırına vereceğim. Siz verin isterseniz bir fırına. Bakalım neler oluyor. Difrize atacağım. Öyle 2-3 saatte falan olmuyor arkadaşlar. Bir gece en azından beklemesi gerekiyor. Gerçekten donması için. Bir gece bekleteceğim. Ondan sonra sizlere artık kesme ve yeme aşamasında yine lezzet testi aşamasında duygularımı, hislerimi gene söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bisküvili pastamız bir gece dipfrizde bekledi, dondu, buz gibi oldu. Şahane. Şimdi kalıptan çıkartma zamanı. Kalıptan çıkartmadan önce şöyle size şeklini almış göstereyim. Güzel. Bunu sunum tepsime alacağım. Ondan sonra da lezzet testimizi yapacağız. Sunum tepsisini almadan önce şöyle şu jelatinle bir açayım. Bunu böylece çıkartayım. Ve tepsimi şöyle ters çevireyim. Ve jelatinimi açayım. Evet. Lezzet testimize başlıyoruz. Şöyle orta yerinden güzelce bir keseyim. Biraz sert tabii ki. En orta dilime tatmak üzere alıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle yan yatırayım. Nasıl görüntü? Mükemmele yakın. Mükemmelden bir çıt iyi. Çok güzel. Umarım tadı da çok güzeldir. Bayılıyorum. Hemen şimdi lezzet testimizi yapacağız.
Süper. Çok güzel olmuş. Tavsiye ederim. Mutlaka yapın. Çoluk çocuk, ailecek bayılıp tapacağınız bir pasta olacak. Bunun sunumunda böyle kenarlarına mesela çilek falan dizebilirsiniz. Üstüne kiviler koyabilirsiniz. Günlerinizde pasta olarak sunabilirsiniz. Üstüne güzel bir sos döküp böyle şahane bir pasta yapabilirsiniz. Yani artık içine dediğim gibi limon, portakal koyarsınız. Meyve doğrarsınız, koyarsınız. Bambaşka pastalar olur. Arkadaşlar lütfen beni takip etmeyi, benim videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum değerli takipçilerim, izleyicilerim. Hoşçakalın.